Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TTIT Geometri Kampı'nın 22 ve 23. haftasının 9. videosundayız. Doğru analitinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Eşitsizlik sisteminde kalmıştık. Evet sayfa numarası 217 ve 218'i e işleyeceğiz bu dersimizde. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Eşitsizlik sistemi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu geometri kısmında çıkmıyor. Yani son 10 soruda çıkmıyor soruları. Matematik kısmında çıkıyor. Ama işin içinde analitik olduğu için bunu anlatma zorunluluğu hissettim kendimde. O yüzden konu anlatımının içerisine de koydum. Büyük ihtimal matematik soruların içerisinde karşılaşacaksın ama çok kolay bence çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Şimdi eşitsizlik, eşitsizlik sistemi dediğimiz nedir? Hani küçük sıfır küçük eşit sıfır, büyük sıfır, büyük eşit sıfır gibi şeylerin çözüm kümesini gösterirken aslında bunu kullanıyoruz. Hatta grafiklerini gösterirken bunu kullanıyoruz. Mesela bir doğru verildi bize analitik düzlemde. Bu doğrunun Alt tarafı üst tarafı Mesela alt tarafı karalandı. İşte bu alt tarafının karalanması ne demek? Bu doğrunun altındaki bütün noktalar için bu denklem sağlanıyor anlamına geliyor. İşte küçük sıfır dediği alt taraf olabilir. Belki küçük sıfır dediği üst taraf olabilir. Büyük sıfır dediği de ya da büyük eşit sıfır dediği de doğrunun alt tarafını ya da üst tarafını karalamayı öğreneceğiz. Peki bu eşitsizlik sistemindeki grafiğini çizmek için öncelikle ne yapmamız lazım? Öncelikle bu verilen eşitsizlik sisteminin grafiğini çizmek lazım. Hani 3x artı 4y artı 5 küçük eşit 0 diyor ya eşit sıfırmış gibi düşünüp bunun grafiğini çizeceksiniz. Birinci adım bu grafiğini çizdik. İkinci adımda da ne yapacaksın? Doğrunun alt tarafını mı karalayacağız üst tarafını mı karalayacağız? Şimdi beni dikkatli bir şekilde dinle. Doğrunun alt tarafı ya da üst tarafını karalamak için grafiği çizdikten sonra ben eskiden şöyle anlatıyordum. Bak buraya yazmamışım o ikinci adımda. Şimdi sözel olarak söylüyorum. Grafiği çizdikten sonra ve bu arada bu grafik arkadaşlar nokta nokta şeklinde de olabilir. Şöyle düz bir şekilde de olabilir. Nokta nokta olması küçük sıfır ya da büyük sıfır olması demek. Doğrunun kendisini almamak demek. Bu doğrunun kendisi olması demek küçük eşli sıfır ya da büyük eşli sıfır grafiklerinde kullanılır. Şimdi burayı çizdikten sonra bir nokta belirle. Mesela şurada bir nokta belirledin. Denklemi sağlıyorsa noktayı denklemde yerine koydun. Denklemi sağlıyorsa noktaya bakan yerdir. Sağlamıyorsa bakmayan yerdir diye yaparsın. Ama buradaki nokta en kolay hangisi oluyor? Orijin oluyor. Orijini belirlersin burada. Hocam orijini belirledikten sonra nokta orijin 0 0 denklemi sağlıyorsa o zaman eşitsizlik sistemi alt tarafıdır dersin. Eğer 0 0 koyduğunu sağlamıyorsa o zaman üst tarafını karalarsın. Bu kadar basit kardeşim. Ha bunun daha kolayı var mı? Var tabii ki. Daha kolayı da şu ikinci adımda. eşitsizlikte yeni katsayısı pozitif olacak şekilde düzenle. Hani atıyorum 2x 3y artı 5 küçük 0 diyor ya. Y'nin sayısı pozitif olacak şekilde. O zaman y sol tarafta kalmamalı. Sağa atmalısın. Yani 2x artı 5 küçüktür 3y oldu. Yani bu ne demek? 3y büyüktür 2x artı 5 mi oldu? Evet. Şimdi y'nin sayısı pozitif olacak şekilde denklemi düzenledikten sonra y büyük taraftaysa doğrunun üst tarafı karalanır. Y küçük taraftaysa yani 3y küçüktür olsaydı eğer burası Y küçük taraftaysa da doğrunun alt tarafını karalayacaksın. Çok basit. Y'yi yalnız bırak ama artık Y'li olacak. İşareti artı olacak. Küçüktür tarafındaysa alt tarafı karalanacak. Büyüktür tarafındaysa da üst tarafı karalanacak. Bu kadar basit kardeşim. Şimdi bunu örneklerle daha iyi bir şekilde anlarsın. Hadi bakalım. Şunun örneğine bakalım. Bunun grafiğini çizelim. Şimdi öncelikle 2x-3y-6 yani şu 2x-3y-6 eşit sıfırın grafiğini çizeceğiz. X yerine 0 yazdığım zaman... Hocam şu gitti. Y'yi kaç buluruz? 2 buluruz sanırım. Y yerine 0 yazdığımız zaman Y yerine 0 yazdığımız zaman da X'de X'i 3 gelir. Evet X'de X'i 3 geldi. Hemen grafiğini çiziyoruz. Grafiği çizdik. Bak şimdi. X'i eksi 3'ü belirledik. X eksi 3'te. Y de 2'de. Y de 2'de belirledik. Bak büyük 0 dediği için ne olacak? Bizim grafiğimiz nokta nokta şeklinde olacak. Eşitlik olsaydı da grafiğin kendisini alacaktık. Şimdi burada ne yapabiliriz? Mesela 0 0'ı düşünebilirsin. Sen 0 0 denklemde yerine koy. Artı 6 büyük 0 sağladı mı sağladı. O yüzden bunun alt tarafı diye karalayabilirsin. Yani çözüm kümesi işte böyle olur diyebilirsin. Ya da burada y'yi yalnız bırakacaksın. Hocam y'yi yalnız bırakmak için ne yapacağız burada? 2x artı 6 büyüktür 3y oldu. Bak nerede? Düzenleyecek olursak ters çevir. 3y küçüktür 2x artı 6 oldu. Hocam y küçük tarafta o zaman verilen doğrunun alt tarafını karalayacaksın anlamında. Bu kadar basit kardeşim. İşte eşitlik sistemi bu şekilde yapılıyor dostlar. Haberiniz olsun. Evet geldik şuna. Bunun grafiğini çiziniz. Çok kolay. Önce bir grafiği çizelim. Ee, ne yapıyoruz? Eşit yani y eşittir 2x 8'in grafiğini çizeceğiz. x yerine 0 yazdığımız zaman ne geliyor? y'si eksi 8 geliyor. y ye yerine 0 yazdığımız zaman ne geliyor? x de 4 mi geliyor? Evet galiba 4 geliyor. y ye yerine 0 yazdığımızda x de 4 geldi. Hemen grafiği çizdik kardeşim. Analitik düzlemi çizdik. x 4'ü belirledik. Hocam x 4 burada. y de x 8'i belirledik. y de x 8 burada. Hocam şunu uzatayım biraz. Şöyle uzattım. y de x 8'i belirledim. Evet x 8 burada 4 burada. Bunun grafiğini çizeceğim. Eşittirli olduğu için grafiğimiz düz bir şekilde olacak. Dümdüz olacak. Şimdi burada bak bakayım. İster 0 0'ı koy. 0 büyük eşittir x8 sağlandı mı sağlandı. O zaman 0 0'a bakan bölge. Ya da y'ye bak. Y hocam yalnızken büyük tarafta kalmış. Büyük tarafta kaldığı için de doğrunun üst tarafını kararlarız. Olayı biter dostlar. İşte çözüm bu şekilde oluyor. Şimdi biraz özel durumları inceleyelim. Mesela x büyük 0, x büyük eşit 0, x küçük eşit 0 gibi özel durumları inceleyelim. Arkadaş öncelikli olarak ben sana şunu söyleyeyim. Şimdi grafik verildiği zamanda bunun üst tarafı ya da alt tarafı tersini de düşünebiliriz aslında. Bak bu sefer bu şekilde çözüm kümesi verildiğinde. Bu x büyük eşit 0 demiş ya. Sen ne yapacaksın aslında burada? Hocam x büyük eşit 0. x'in pozitif olduğu yerlere bakacağız. x'in pozitif olduğu yerler buraları. E o zaman y ekseninin sağ tarafı hemen sağ tarafını karalarsın. E o zaman bu şekilde de yapabiliriz. 1 ya da 2 grafiğini çizersin böyle. Hocam bunun grafiği nedir? x eşittir 0 doğrusu değil midir bu? Normalde x eşittir 1 olsaydı böyleydi. x eşittir 2 olsaydı böyleydi. 3 olsaydı böyleydi. x eşittir 0 nedir? x eşittir 0 da y doğrusudur. Ha, Bunun grafiğini çizdikten sonra ne yapacaksın? x eşittir 0'dan x büyük eşit 0 diyor ya. 0'dan büyük değerleri alacaksın. O yüzden bunun sağ tarafı diye söyleriz. Peki x küçük eşit 0. Hocam işte burada küçük eşit 0. Yani y ekseninde sol tarafı. Bunlar böyle temel yapılardır. Bilsek iyi olur. Bilmesek de kendimiz de yorumlayabiliriz zaten. Bak x büyük eşit 0 y ekseninin sağ tarafı x küçük eşit 0 y ekseninin sol tarafı. Peki y büyük eşit 0 demek ne demek? y eşittir 0'ın denklemi bu değil mi? Grafiği bu değil mi? Evet. Büyük olan yerler üst taraf küçük olan yerler neleri? Alt taraf. Bak x eşittir k doğrusu. x eşittir k doğrusunu çizdikten sonra x'in k'dan büyük değerleri sağ tarafında olacak. O zaman bunun sağ tarafını işaretleriz. Küçük olduğu yerlerde, sol taraf küçük olduğu yerlerde bu şekilde yaparız. Peki y büyük eşit k, y eşittir k'nın grafiğini çizeriz. Büyük olan taraf üst taraf, küçük olan tarafta alt taraf. Bak temel yapılar. Direkt aklımıza kaldı mı? Kaldı. Peki y büyük eşit sıfır ya da y küçük eşit sıfırı nasıl belirleyeceğiz? İlk önce bu aradaki eşit sıfırmış gibi düşün. Bak eşitmiş gibi düşün. Y eşittir x'in grafiğini çizdikten sonra bunun üst tarafı mı alt tarafı mı? Hocam y yalnızken büyük tarafta o zaman üst tarafı diyebiliriz. Ya da sıfır 0, 0 koyalım ama sıfır sıfır üstünde ya sağlamaz. Rastgele bir nokta. Mesela 1'e sıfır noktasını koy. Bu teknikten yapan arkadaşlarınız da olur belki. O yüzden bu tekniği de gösteriyorum. X yerine 1, Y yerine 0 koyduğumuzda sıfır büyük eşit 1 sağlamadı. O zaman 1'e sıfır bölge, 1'e sıfırın olduğu bölge değil. Zıtlı bölge olmak zorunda deyip üst tarafını karalayabiliriz. Y küçük eşit X'in grafiği de nasıl yapılıyor arkadaşlar? Y eşittir X'in grafiğini çizdikten sonra Y küçük tarafta alt tarafı. Ya da hocam 1'e 0 aldım burada eksen üzerinde. X yerine 1, Y yerine 0 koyunca 0 birden küçük eşit sağladı. O zaman bu nokta eşitsizlik sisteminde olacak. Yani bu doğrunun alt tarafını karalamak zorundayız arkadaşlar. Gelelim öbürüne. Y büyük eşit eksi X. Y eşittir eksi X'in grafiğini çiziyorsun. Y büyük tarafta üst taraf. Y küçük tarafta alt taraf. Bir de şunları da ekstradan bilmenizi tavsiye ederim x çarpı y büyük eşit 0 ve x çarpı y küçük eşit 0'ın burada oldukları belli. Belli ama şimdi söyleyeceğim şeyle belli olacak. Arkadaşlar bu ne demek? x çarpı y büyük eşit 0. Şimdi burada çok özel bir durum daha söyleyeceğim sana aslında. Özel bir durum daha söyleyeceğim. Önce iki farklı bir şekilde anlatayım ben sana. Birincisi şu olsun. Hocam x çarpı y büyük eşit 0. Allah Allah bunu nasıl belirleyeceğiz? Şimdi burada birinci bölgeye bakacak olursan. Hani x virgül y ikilileri değil mi? x virgül y'ye Artı ya artı. İkinci bölgede nedir? Eksi ya artı. Üçüncü bölgede nedir? A eksi y eksi. Dördüncü bölgede nedir? Bu da artı y ya eksi yapıyor. E hocam x çarpı y ye büyük eşit sıfır olduğu yer ne? x virgül y ye alacağız ya. Bak artı ile artın çarpımı artı. Yani burası eksi ile eksinin çarpımı da artı. Yani şu ikisi yapıyor arkadaşlar. Ha x çarpı y ye küçük eşit sıfır olduğu yer bak. x'in çarpımı daima eksi x'in çarpımı daima eksi. Bu da böyle çaprazlı oluyor arkadaşım. Anlaşıldı mı? Büyük ihtimalle anlaşıldı. Ya da ben sana bir şey söyleyeyim Bak çok ince bir detay. Sınavda çıkar ya da çıkmaz bilmiyorum. Ama bir senesinde sınavda çıkmıştı. Herkes böyle noktalar koyarak yapmıştı. Hatta kafasında da soru işareti kalmıştı. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Arkadaş bu şekilde çarpım durumunda bir şey olduğu zaman. Tamam sen bunu anladın. Hadi burada çarpım durumunda bir şey varsa. Şurada ispatlayayım onu da. Bunları verilen çarpımlara dikkat et. Bu ayrı bir denklem gibi düşün. Bunu ayrı bir denklem gibi düşün. Yani bu x çarpı y şeklinde ya. Yani bu x eşittir 0 ve y eşittir 0 denklemlerin çarpımı gibi düşün. x eşittir 0'ın grafiğini çiz. x eşittir 0. x eşittir 0. İşte bu değil mi? Evet. Sonra y eşittir 0'ın grafiğini çiz. Bu. Sen bunları böyle çizdikten sonra işte bu ikisinin çarpımı var ya. Bu ikisinin arasında kalan kelebek olacaktır arkadaşlar. Bu ikisinin arasında kalan kelebek ya böyle kelebektir ya da şöyle bir kelebektir. E hocam hangi kelebeği yapacağız? İşte nokta seç mesela burada. Bire bir noktasını seç. X yerine 1, Y yerine 1 koyduğumuzda 1 çarp 1 küçük eşit 0 sağladı mı? Sağlamadı. Sağlamadığı için şu kelebeği alacağız diyebiliriz arkadaşlar. Yani çarpım olduğu zaman bak garanti ben de rastgele karşılaştım arkadaşım. Yani bunu normalde çoğu kişi bilmez. Hatta kimse bilmez. Ya belki de biliyor, biliniyordur da ben rastgele karşılaştım. Ben böyle bir bilgi okumadım da görmedim de çarpımları ile ilgili çözüm kümesi istendiği zaman ayrı ayrı düşün. Mesela adam şey der. x 2 ile x artı y çarpımı küçük eşit 0 der. Şunu ayrı düşün. Yani x 2 eşit 0 doğrusu. Yani bu x eşittir 2 doğrusunu düşün. Öbürü de x artı y eşit 0. Yani bu y eşittir eksi x doğrusu değil mi? Bunları çizersin. Hemen şöyle çizersin. Y eşittir eksi x doğrusu bu dersin. X eşittir 2 doğrusu da bu dersin. Bak x eşittir 2'ye çizdim. Bu doğrular arasında hatta o doğruları şöyle çizeyim. Bir doğrumuz bu bir doğrumuz bu. Bu doğrular arasında kelebek olan yer çözüm kümesidir. Ya burada kelebek olacak ya da şuradaki kelebek olacak deyip sonuca ulaşacaksın kardeşim. Bu iki doğru arasında oluşan kelebek. Bu kelebek ne olduğunu nasıl anlayacağız? Şuradan rastgele bir doğru seçersin. Mesela burası sıfıra bir noktası. Sıfıra bir noktası denklemde sağlanıyor mu diye bakarsın. X yerine sıfır koysam burası eksi iki yaptı. Sıfıra bir koyduğumda burası bir yaptı. Eksi iki ile birin çarpımı küçük eşit sıfır oldu. İşte bunun çözüm kümesi kırmızıyla gösterdiğimiz yermiş arkadaş. Yani şurası. Bu x eşittir 2 doğrusuyla e, y eşittir eksi x doğrusu arasında kalan şuradaki kelebek bölgesindeki her bir nokta işte buradaki bölgeyi sağlıyor arkadaşlar. İnanılmaz bir şey değil mi? Yoksa sen bunu çözüm kümesini çözüm kümesini şıklardan gidecektin. Bak güzel bir şey öğrendin. Ben rastgele öğrendiğim şeyi sana da öğretiyorum ki sen sınavda sıkıntı yaşama. Tamam. İstersen buradaki örneği ben şimdi siliyorum ama sen bunu al şöyle yukarıya şuraya yaz bence. Belki de sorusu da vardır. Unuttum vallahi geçen seneden. Ben buna önem veriyordum ama belki de silmiş de olabilirim. Anlatıyorum diye bu şekilde. Bakalım sorusu var mı? Evet. Çarpımları şeklinde sorusu yok arkadaşlar. O soruyu yazın. Üste yazın. Gerçekten önemli. Hiçbir yerde de bunun sorusunu göremezsiniz. Geç, ee, daha önceki senelerde ÖSYM e bunun sorusunu sorduğu için bence önemli. Evet. Şimdi gelelim şuraya. Bu eşitsizlik sistemi çözüm kümesini grafikte gösteriniz. Arkadaşım x eşittir. x büyük eşit sıfır. Şimdi bir de şuna bakacağım. Ya x büyük eşit sıfır Ayrı ayrı bakacağız. İki tane denklem verilmiş ya. İkisini de aynı denklemde göstereceğim. x büyük eşit sıfır demek ne demek? Hocam x hep pozitif olacak. Yani y ekseninin sol tarafı. Şurası sağ taraf var. Bunu ne yapacağım? Grafiğini çizeceğim. Grafiği çizerken x yerine sıfır yazsam y'si 9 yapıyor. y yerine sıfır yazsam x 3 yapıyor. x 3 yaptı. Grafiğimiz de böyle mi oldu? Evet büyük eşit dediği için grafiği aldım. Bu da Y büyük tarafta olduğu için ne olacak? Bunun üst tarafı mı olacak. Evet. Her ikisini de grafikte göstereceğiz şimdi. Şimdi şunu çizdik daha sonra. Hop şöyle. Bunu çizdik daha sonra. Hocam burası eksi 3, burası 9. Bu doğrunun üst tarafı. Hatta şöyle yapalım. Öbürü de ne olacak arkadaşlar? Hatta şunu da şöyle yapalım. Öbürü de ne olacak? Bir de şu. Bu doğrunun üst tarafını Y, y ekseninde sağ tarafını karalayacağım. Kar kar hem üst taraf kırmızının hem de bunun sağ tarafı neresi yapıyor o zaman? Sağ taraf işte şurası yapıyor. Bu doğrunun üst tarafı burası yapıyor. Yani işte çözüm kümesi olan yer tam olarak burasıdır dostlar. Her ikisinde sağlayana bakacağız burada. Burada da her ikisinde sağlayana bakacağız. Tamam? Geldik bir sonrasına. Mutlak değer x büyüktür 4 demiş. Hocam bu ne demek? X büyüktür 4 demek ve x küçüktür -4 demek değil mi arkadaşım? Mutlak değer x büyüktür 4 demek. Evet o zaman ben bunu grafikte göstereceğim. Tamam. Yani bunu grafikte nasıl gösteririz? X eşittir 4 doğrusu bu ama dikkat nokta nokta şeklinde olacak. X eşittir x 4 burası. Şimdi x büyüktür 4 burası bunun sağ tarafı. X küçüktür x 4 de bunun sol tarafı değil mi? Evet bunu çizdik. Bir de y büyük eşit x. Y eşittir x'in grafiğini çiziyoruz. Hocam y büyük tarafta o zaman üst tarafını karalayacağız. O zaman iki grafiği de birleştirelim. Bak şöyle. Şunu çizdik daha sonra x eşittir 4 ve x eşittir x 4'ü çiziyoruz. Ama nokta nokta şeklinde çiziyoruz. x eşittir 4 ve x eşittir x 4'ü. Bunların, bunların sağ tarafı olacak. Bak şunun sağ tarafı bunda sol tarafı olacak. Öbüründe de ne var? y büyük eşit x var. y büyük eşit x'in de neresi olacak? Üst tarafı olacak. Hocam mavinin üst tarafı kırmızıların sağ sol tarafı. O zaman burada şöyle olmaz mı? Mavinin alt tarafına gelmeyeceğiz. Çözüm kümesinde şurası olur. Ve bunun da sağ tarafı mavinin de üst tarafı bunun da çözüm kümesinde burası mı olur arkadaşlar? Evet. Her ikisi de çözüm kümesinde işte bu şekilde gösterilir. Son şıklarda ararsınız bunu. Tam tersi de sorulabilir. Bu grafik verilip şu şıklara konulabilir arkadaşım. Bakalım öyle bir şey var mı? Evet. Bu sefer böyle bir şey demiş. Bakalım. Şimdi grafikler verilmiş. Hocam y 3x'in grafiği bu kırmızı doğrunun olduğu belli. Öbürü doğrunda 2x artı 3y eşittir 12 olduğu belli arkadaşlar. Tamam. Şu orijinden geçen bu da bu. Şimdi diyor ki bu küçük eşit. Küçük eşit 12. Şimdi hmm. Şimdi bunda küçük eşit arayacağım. Y'yi yalnız bıraksan. Hocam burada y'yi yalnız bırakınca ne oluyor? 3y küçük eşit. Eksi 2x artı 12 yapıyor. Hocam bunda y küçük tarafta. O zaman bu doğruda yani şu mavi doğrunun nesini alacağım? Bu küçük tarafında ya alt tarafını alacağım. Yani mavi doğrunun alt tarafı arkadaşlar. Alt tarafını karaladık. O zaman üst tarafındaki bütün noktalar çözüm kümesinden gitti mi gitti. Tamam şunu hallettik. Y büyük eşit 3x. Y yine pozitif tarafta. O zaman bu doğrunun da üst tarafını mı alacağım arkadaşlar? Evet. Alt tarafındaki bütün noktalar gitti mi? Gitti. Tamam bunu da hallettik. X çarpı Y büyük eşit 0. X çarpı Y büyük eşit 0 demek ne demek? Bunu özel olarak bilin arkadaşlar. Birinci bölge ve üçüncü bölgeyi değil mi? Arkadaş birinci bölge ve üçüncü bölgeyi alacağım çözüm kümesinde. Birinci bölge ve üçüncü bölgeyi alacağım çözüm kümesinde. Dışındaki noktalar çarpı yani G çarpı oldu. O zaman ne oldu arkadaşlar burası? Yani cevabımız F ve V L oldu. Hatta çözüm kümesi şu şekilde olacak. İşte kırmızının neresi olacak? Üst tarafı. Mavinin alt tarafı. Birinci ve üçüncü bölge. Hepsini birden sağlayan nedir arkadaşlar? İşte bu değil midir? Yani bizim çözüm kümemiz F ve L yapar arkadaşlar. Bizden bu isteniyor. Geldik Son soru mu yoksa? Ne kadar çabuk bitti. Evet. Geldik son soruya. Ne diyor burada? Bu sefer bize şekli çizdirecek. Şimdi dik koordinat sisteminde böyle bir şey verilmiş. Eşitsizlik sistemi sağlayan bölgenin alanını bulunuz diye soruyor. Grafikleri çizeceğiz arkadaşlar. Bunun grafiği nedir? Hocam x yerine 0 yazsam y'si kaç yapıyor? 4. Eşit, 0, eşit 12'ymiş gibi düşün. Y yerine 0 yazsam y yerine 0 yazdığımda da x'i 6 mı yaptı? Evet. Hemen analitik düzlemde gösteriyorum. Hop şöyle hop şöyle. Analitik düzlemde Hocam y'si 4. x'i kaç? x'de de 6. Hadi bakalım grafiği çizdik. Hop şöyle bir grafiğimiz oldu. Y'si 4. x'de de 6 oldu. Şimdi burada ne yapacağız? Hocam y'yi yalnız bıraktığımızda küçük tarafta bu doğrunun nesi olacak? Alt tarafı olacak. Yani şu doğrunun alt tarafını karalayacağım. Aklında bulunsun. Y büyük eş 0. Y büyük eş 0 demek. Y eksenin pozitif olduğu yer üst taraf. Yani şu anda hem bu doğrunun alt tarafı hem de x eksenin üst tarafı. Şu arası mı yaptı? Evet. Bir de x büyük eşittir 3. x eşittir 3'ün grafiğini çizdikten sonra 3'ten büyük değerlerde burası değil mi? Evet. x eşittir 3'ün grafiğini çiziyorum. Ve bunun da sağ tarafı. Bak bunun alt tarafı. Şunun sağ tarafı ve eksenin üst tarafı. Bu bölge mi yaptı? Evet. Eşitlik sistemini sağlayan bölgenin alanını bulunuz. Yani şu bölgenin alanı isteniyor bizden. Hadi bulalım bakalım. Arkadaş bu ne doğrusuydu? x eşittir 3 doğrusuydu. Hocam şurası 3 birim burası da 3 birim. Vay. Şurası 90 burası da 90. Bunlar paralel. Bir orta taban çıktı mı çıktı. Bazen benzerlik çıkar. Bak burada orta taban çıktı. Şu uzunluk 4 birimse 4 ise burası kaç yapar? 2 yapar. E üçgenin alanı da çok basit. Nedir? Dik kenarlar çarpımının yarısı 2 çarpı 3 bölü 2'ye eşit olacaktır. Yani cevap 3 yapar. Örnek 57. 57'yi de 3 bulduk. Ve böylelikle bu olayı bitirdik. Günlük hayat problemleri kaldı. Çok az bir şey kaldı. Onu da bir sonraki videoya bırakalım isterseniz. Çünkü uzamasın video. Çünkü ayrı ayrı kazanımlar olduğu için bu şekilde yaptım. Analitik geometriyi. E o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Son videoda. 22 ve 23. haftanın 10. videosunda. Günlük hayat problemleri videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.